Yani devlet de neyin yasak, neyin yasak olmadığını dediğim gibi bu neyin yanlış doğru olduğu tartışmasından ayrı yapmamız lazım. Ben yani internetten de gördüğüm kadarıyla ben demin de aynı şeyi belirttim ama bunlar ciddi anlamda karışıyor. Mehmet Görmez hocamızla yaptığınız programı ben de seyrettim. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel hoca bir programdı. Mehmet Görmez hocamın da gene hem kitaplarını okurum hem kendisini takip ederim. Yani çok beğendiğim bir hocadır ama bir dediğiyle ilgili orada ciddi benim de bir çekincem var. Yani birçok kimse beni tarikatlara eleştirilerimle bilir. Yani hatta ben yapmadığım eleştiriyi bile baştan nasıl olsa öyle demek istiyordur diye yapıyorlar ama bütün bunlara karşıt baştan böyle bir sözleşme yapmak tipi şeylerle ilgili benim ciddi çekincelerim var. Yani toplumsal çünkü bir sözleşme kısmına karşı tarikat, cemaat, vakıf, dernek sınırının ne olduğu zaten anayasa ve kanunlarla belirlidir. Anayasa kanunların sınırlamadığı bir şey için gidip de devletle bir daha bir sözleşme yapması veya onay Dernek alması ama. Sözleşme, vakıf senetleri devletle var ya. Devletle demedi ama toplumla. Bir toplumlar. Peki evet. Ama yani benim ya tabii. O aslında kendini deklare etmeli. Ya mesela. Açık, vakıf senedi gibi ya. Bu senedine uyacak. Tabii yani, ben onunla ilgili yine ciddi. Yani tabii onlar açığa kavuşturulabilir. Hocamız da belki detaylı düşünmüştür. Ben onu o kadar çekinceniz hocam. Çekinceniz ne orada? Benim çekincem şu diyelim ki ne bir derin yani nedir yani diyelim ki bir vakıf diyelim ki ben Arapça ders vereceğim dedi. İyi sonra vazgeçti Arapçada. Ben kelam tartışmalarını daha çok yapacağım dedi. Kelam tartışmalarını bıraktım. Ben deizme karşı bir şey yapacağım dedi. Dedim, diyelim ki deklere ettiği bir şey diye sürekli değiştirdi. Diyelim ki Diyanet. Burada Diyanet bir kere tasdik edip etmeme makamı değilse zaten onunla yapmasının bir mantığı yok. Ama Diyanet'in böyle bir şey yok. Sen kelam tartışması yapamazsın demek, hakkı vermek de burada o zaman bana göre ciddi bir sıkıntı doğurur. Yani işte asıl totaliterliğe götürebilecek şey odur. Bir yapının neyi yapamayacağı zaten kanunla belirlidir. Ne yapamaz? İşte silahlanamaz. Silahlanamaz. Askeriyeyi, hukuku, şunu bunu ele geçirmek için eylemde bulunamaz. Mafya millete baskı yapamaz, için. Şantaj yapamaz, onu yapamaz. Bunu yani hukukla yaptı. Belirli olan şeyler dışında gelip de demek istediğim şey şu, insanların saçma şeylere inanma hakkını tanımayan mutlaka bir yapı olmamız lazım. Çünkü bunun aksi bir yapılandırma yukarıdan aşağıya kimin bütün detaylarının neye inanacağını deklare etmeye Diyanet götürür. Diyanet neyi düzenleyecek o zaman? Diyanet bence camileri düzenleyecek. Diyanette bana böyle çok geniş güçlü bir rol biçmeye gerek yok. Yani bana göre camilere giri çıkışı camide cemaat. Şu anda zaten büyük ölçüde din hizmetleri. Yani bana göre benim elimde olsa tabii bir kere Diyanet'in ben fetva şeyini de kapatırım. Diyanet'in birçok zaman şey olur. Yani bana göre Diyanet'in işi fetva vermek bile zaten değil. Zaten dün Mehmet Hoca dedi ya, Mehmet Görmez Hoca dedi, biz dedi bilim üreten bir kurum değiliz. Biz dedi bir hizmet. Onun yapmak ilahiyatların işidir ama burada da bence metot şudur. Kanuni çerçeveler içinde mesela Mustafa Hocam'la birçok konuda farklı düşünebiliriz. Servet Hocam'la da farklı düşünebiliriz ama nedir millet? Diğer hocalarımla da farklı düşünüyoruz. Herkesi dinleyecek. Hilmi hocamı dinleyecek. Beyp hocamı dinleyecek. Nevzat hocamı dinleyecek. Ve kendi görüşünü herkes oluşturacak. Yani bir konudaki farklı ama farklı yorumları halk dinleyecek. Toplumsal olgunluk seviyesine ulaşmakla da alakalı. Ulaşacağız. Başka bir yapımız bakın, yok. Medeni olmak. Peki, cemaat ve tarikatlara da ihtiyaç buradan ortaya çıkıyor. Ben yani onlara ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Siz fakat insanların ben hiçbir şekilde tarikatlara hayır, Hüseyin Hanım diyor ki ben yani bütün tarikatlar şöyle diyeyim tarikatların hepsi kendi lavesi mutlu olacak bir insanım. Tabii, ama ihtiyaç toplumsal ben zemindeki seviye diyor. Evet. Sizin ilgi duyduğunuz şöyle, alanlara ilgi ama şudur. Yani. İnsanların tarikatçı olmak, tarikatta saçma şeylere inanmak hakkı olduğunu da kabul etmemiz lazım. Ve tekkeler, zaviyeler zaten fiili olarak var. Adam tekkeyi kurmuş. Yani buna göre bunun kanunla yasak olması veya Alevilerin şapka şey giymenin mecbur ama olması. Tamamen şey. Mantıksız bir şey. Bence bu yanlış kanuni şeylerde düzeltilir. Fiili olarak zaten olan bir şey. Bir de niye yasaklıyorsun? Adam tek yapmak istiyorsa yapıyor. Kanuna aykırı bir şey yapıp yapmadığına ilgilenmektir devletin işi. Şimdi ha ben bir de tekkelerden de hiçbir hayır gelmeyeceğini düşünen biriyim parantez içinde onu söyleyeyim. Ben ona rağmen böyle diyorum.